Deprem en az yetişkinler kadar çocuklar için de korkutucu ve başa çıkması zor bir deneyimdir. Var olan bu süreçte çocuklar genel anlamda, psikolojik anlamda sıkıntılar yaşayabilir. Bu ileriki süreçte ruhsal anlamda sıkıntılara yol açabilir. Deprem öncesinde çocuğun bu konuda yeterince bilgisi yoksa, depremin oluşturacağı etki daha yıkıcı ve kalıcı olacaktır. Bu nedenle çocukların deprem öncesinde bilgilendirilmesi çok önemlidir. Anne babanın felaket karşısında gösterdiği tepkiler, çocukların da yaşanan felakete nasıl bir anlam yükleyeceklerini önemli ölçüde etkiler. Anne baba panik içindeyse ya da karamsar ve çökkünse çocuk tüm bu olumsuzluklardan daha fazla etkilenir. Deprem sonrasında çocuklara nasıl yaklaşılacağı çok önemlidir. Çocukları yaşanan olaylar hakkında bilgilendirmek onlara güven verir. Çocuklar bilinmeyenden çok korkarlar. Bu nedenle onlara depremin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve bir gök gürlemesi kadar doğal bir doğa olayı olduğunu anlatmamız gerekir. Çocuğa bu felaketin kendi yaptığı herhangi bir kabahatle ilişkili olmadığı ve bu felaketin kendisine verilen bir ceza olmadığı anlatılmalıdır. Yaşanılan bu durumun olduğundan daha hafif ya da abartılarak anlatılmaması çok önemlidir. Çocuğa ailesi ve yakınlarıyla birlikte güvende olduğu hissettirilmelidir. Gün içinde çocuğu oyalayarak ve var olan fiziksel aktivitelerle oyunlar oynanması depremin çocuk üzerindeki yıkıcı etkisini azaltabilir. Olası etkenlerle, elimizdeki imkanlarla çocuğun var olan alışkanlıklarının sürdürülmesi sağlanabilir. Çocukların dikkatini benzer felaketi yaşamış diğer ailelere ve onlara yardımcı olmaya çalışan insanlara çekmeye çalışmalı. Yapabileceği küçük sorumluluklar vererek kendisinin de yaşadıklarını atlatmak için bir şeyler yapması desteklenmelidir. Korkulacak bir şey yok gibi cümleler kullanmamak son derece önemlidir. Çocuk için korkulacak bir şey vardır ve bunun için utanç ya da suçluluk hissetmemelidir. Çocuklarla konuşurken yaşananlar hakkında bir şey saklamadan, yanlış bilgi vermeden onların anlayabileceği bir dilden konuşmalıyız. Konuşurken göz hizasına gelinerek, elleri tutularak konuşulması, sorularına doğru ve basit cevaplar verilmesi önemlidir. Deprem gibi doğal bir afet sonrasında çocuklarda gözlemlenen uyum ve travma bozuklukları için bir uzman desteği almak son derece önemlidir.